Her şeyden önce bugün 9 Ekim. Adıyaman Barosu avukatlarından Ali Murat Bilgiç gündeme ve Türkiye'de yaşanan olaylara ilişkin değerlendirme yaptı. Kaybetmişti IŞİD saldırısında. Öncelikle hayatını kaybeden... Avukat Bilgiç ilk olarak 10 Ekim 2015'te Ankara tren garında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 107 kişi ve olayı andı. Her şeyden önce bugün 9 Ekim, 10 Ekim'de biliyorsunuz Ankara'da gar saldırısı olmuştu. 103 vatandaşımız hayatını kaybetmişti IŞİD saldırısında. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yeniden rahmet diliyorum ve sorumlularının ortaya çıkmamasının hukuk devletinde olmaması gereken bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer biz katliamların sorumlularını ortaya çıkaramazsak bundan sonra yeni katliamların önünü alamayız. Çok tartışılan, çok konuşulan ve gerektiği gibi araştırılmayan bir katliam söz konusuydu. Dilerim ve isterim ki önümüzdeki süreçte gar katliamının sorumlularını araştıracak ciddi bir araştırma yapılsın ve sonuçlar ortaya çıkarılsın, katiller bulunsun. Devlet içerisinde bundan sorumlu tutulacak yöneticiler varsa onlar yargılansın ve bir daha böyle acılar yaşamayalım. Ülkemizin bu ve benzeri terör eylemlerinden arındığı yarınlar diliyorum. Bilgiç, AK Parti'nin ilk yıllarında siyaset yapan bir parti olduğunu ancak geçen sürede tersine bir yönelim olduğunu aktardı. Ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Dolar yaklaşık 8 lirayı buldu. 7.94-7.95'lerde. Euro yine aynı şekilde çok 10 liraya yaklaşıyor. 9.30'lara çıktı. Böyle bir süreçte 8.30'lara çıktı. Böyle bir süreçte Ekonomi Bakanı ben doların yükselişine bakmıyorum diyebiliyor. Oysa bu ülkede yapılan köprü ihalesinden hastane ihalesine kadar her şey dolarla ihale ediliyor ve bizler vatandaş olarak dolarla borçlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bir köprüyü, devletin yaptığı bir köprü ihalesine devlet kendi parasıyla değil dolarla ihale ediyor. Dolayısıyla da dolar arttıkça hepimizin borcu otomatikman artıyor. Buna rağmen bakan çıkıp doların yükselişine bakmıyorum bile diyebiliyor. O ona bakmıyor. Sağlık Bakanı pandemiyle ilgili hasta sayılarına bakmıyor. Böyle bir süreçte Türkiye yönetilemez hale gelmiştir. Bunu görmek lazım. AK Parti iktidarı geçmişte ilk dönemlerinde siyaset yapan bir partiydi. Ne yapıyordu? Siyaset yapan bir partiden kastımız neydi? Sorunları ortaya koyabiliyorlardı. O sorunlara çözüm yolları önerebiliyorlardı. İstişare yapıyorlardı. Ve yeni sorunlar için yeni öneriler getirebiliyorlardı. Hatta bazı önerileri sol partilerin yapabileceği işler olarak bile insanlar tartışıyor, değerlendiriyorlardı. Ama geldiğimiz noktada AK Parti siyasal faaliyet yürüten bir parti olmaktan çıktı. Önce parti örgütü devre dışı kaldı. Tayyip Erdoğan tek adama dönüştü. Parti örgütünün görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği emirleri yerine getirmek. Onun dışında Tayyip Erdoğan'ın dönüp de partisine ya ne yapalım ne edelim dediği bir süreç yaşanmıyor. Daha sonraki süreçte Tayyip Erdoğan da tek başına hiç kimseye hiçbir şeyi danışmamaya başladı. Sadece hükmediyor. Hükmettiği için de şunu yapın, bunu yapın. Bakın dün verdiği bir demeç vardı. Yoksullar için zenginler diyor şımarmamalı. Yoksullar sabretmesini bilmeli diyor. Yani daha ötesi Diyanet İşleri Başkanı kalkıp diyebiliyor ki cennette 7 kat yukarıdan yoksullar bizi izleyecek. Ya yoksul olmak çok kolay. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, Sayın Tayyip Erdoğan, çok kolay yoksullaşırsınız. Yani servetten vazgeçerseniz, inzivaya çekilirseniz, geçmiş dervişler gibi dünya mallarından vazgeçer, gider
kuytu bir yerde yaşamınızı idame ettirirseniz, o zaman siz de cennetin 7 kat yukarısında yer alırsınız.